Dil kanseri tanısı öncelikle şüpheyle konur. Biz hastamızda böyle iyileşmeyen bir dil yarısı, dilde şişlik, dilde hareket kısıtlı bunlara bağlı olarak da gördüğümüz zaman aklımıza bunlar gelir. Eğer şüphede kalıyorsak ilk yapacağımız işlem o hastalıklı bölgeden parça almak olacaktır. Parça alınır, patoloji uzmanları tarafından incelenir ve arkasından da tanıyı koyarız. Bu ana aşamada, yani özet muayene, arkasından da bu şüphe nedeni parçanın alınması ve incelenmesiyle tanı konur. Tanı konması ilk aşamada dilde kanserli bir dokunun varlığını ortaya koyacaktır. Ancak bu yeterli değil. Artık kanserden söz etmeye başladığımız zaman dildeki kanserin yaygınlığını, boyun dokularına yayılıp yayılmadığını ve uzak yayılımı olup olmadığını anlamak isteriz. Dil kanserleri boyutlarına göre, yani büyüklüklerine göre santimetrik olarak, işte 2 santimden küçükse ilk evre kabul ederiz. 2 santimde 4 santim arası ise ikinci evre kabul ederiz gibi. Yani santimetrik olarak boyutlarına göre değerlendirilirken aynı zamanda boyun dokularının yayılımları, çevre kritik yapıları tutup tutmadığı ve uzak dokulara göre bir evrileme yapılır. Sonuçta dil kanserini varlığı halinde aynı vücuttaki boyutu da değerlendirilerek evrileme yapılmış olur.